Merhabalar. Bu bir ders videosu olacak. Bu ders videosunda anlatmak istediklerim, Begin Overlap olduğu zaman karakterin verilerine ulaşmak casting işlemini uygulayacağız. Cast etmeyi göstereceğim. Begin Overlap'ı göstereceğim. Bunu hem Blueprint hem C++ tarafında anlatacağım. İlk önce Blueprint tarafında bu işin nasıl olduğunu göstermek için örnek olarak bir test overlap isimli bir aktör oluşturuyorum. Buradan bir collision, sphere collision olsun. Bir collision oluşturdum. Karakter bunun içerisine girdiği zaman tetiklenecek bir event çağıracağız. Buradaki event on component begin overlap. Buradan alt sağ taraftan details kısmından fonksiyonu görebiliriz. On component begin overlap diyorum ve burada bu event grab tarafında açılıyor. Buradan print string deyip get object name'ine ulaşmak istiyorum. Bunu sahnemize koyduğumuz zaman tabii sphere gözükmeyecek. Bunu oyun içerisinde görünebilir kılmak için hidden in game'den false yapıyoruz. Oyunda gizlenme diyoruz. Hatta bunun blueprint olduğunu belirtmek için append fonksiyonunu çağırıp buradan BP'de çalıştığını gösterebilmek için bunu açtım. Bunun içerisine girdiğim zaman BP third person karakter yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunun aynısını C++'da nasıl yapıldığını göstereceğim. C++ tarafına giriyorum. Buradan new class oluşturuyorum. Aktör deyip next diyelim. CPP overlap test adına bir aktör oluşturacağım. Bu dersler birazcık daha bu konular hakkında temel bilgi sahibi olanların daha çok işine yarayacaktır. Ben bunu birazcık daha kendim için de pratik olsun diye yaptığım bir şey, video. Ben de bu konularda daha iyi öğrenebilmek için Unreal Kapası ve Ömer Hoca'nın derslerini takip ediyorum Türkçe olarak. Öneriyorum. Gerçekten faydalı isimler, faydalı kanallar. Burada tümünü yeniden yüklüyorum. Burada CPP dosyası açıldı. Yalnız H dosyasını açmalı. Dosyasını koydum. Şimdi ilk önce bir sphere collision oluşturalım. Bunun için tabletten geliyorum. Bir property edit anywhere diyorum. Edit anywhere. View property bir Unreal Engine makrosu. Bu yansımaları gösterir. Yani bir metadata buradan C++'da yaptığımız verileri Blueprint'te karşılığını gözükmesi sağlıyor. Buradaki içerisine doldurduğumuz şeylerde çeşitli isimler var. Edit anywhere kullanıyorum ben. Burada istediğimiz şekilde edit, istediğimiz her yerde edit anlamına geliyor. Bunun başka çeşitli seçenekleri de var tabii. Buradan class deyip component diye bir pointer oluşturuyorum. Sphere test ismini veriyorum buna. Burada class dememin sebebi burada herhangi bir şekilde hash dosyasında bunun include etmediğimiz içindir. Bunu CPP tarafında include edeceğiz. Buradan include deyip components deyip hatta hash diye bunu tanımlıyorum. Şimdi sphere testimizi, sphere'ımızı alıyorum. Sonra create default sub object diyerek bunun ne olduğunu belirtiyorum. Diyorum ki bu bir view sphere component diyorum ve bunun ismini veriyorum.
okumak için böyle bir isim verdim. Burası önemli değil. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Şimdi bunu kökte durabilmesi için attach edeceğiz. Attach to is get root component. Bu aktörümüzün root'una bağlanacak bunu yaptığımız zaman. Başka bir komponent eklediğimiz zaman o komponenti de o şekilde onun altına getirebiliyoruz. Gelelim buradan oyunumuzda gözükmesini sağlayacağımız fonksiyonunu çağıralım bir testten. Set hidden in game'den false diyelim ki oyun olduğuna saklanmasın. Hidden in game false. Şimdi hash dosyasına geri gelelim. Buradan bir fonksiyon oluşturacağız. Fonksiyonumuzun ismi de Void Overlap Test olsun. Bunu U Function aynı property'de biz verilerimizi bu şekilde tuttuğumuz gibi fonksiyonlarımızda U Function makrosunu oluşturuyoruz. Bu da Unreal'ın yine Blueprint tarafında fonksiyonlarının yansımalarını görevlendiren bir makro. Şimdi overlap testimizi yaptık fakat bu böyle şimdi bir taslak olarak dursun. Bunun içini dolduracağız. Bunun içini doldurabilmemiz için kolay yolu olarak Begin Play'den Begin Play Test on after Begin Overlap Begin Overlap çağıracağız da On Component Begin Overlap. Evet. Buradan Add Dynamic diyoruz. Bizden User Object ve Function Name istiyor gördüğünüz gibi. Buradan User Object olarak yani bunun içerisinde olacağını belirtiyoruz. Biz diyoruz. Biz yani bu. Ondan sonra kendi sınıfımızın başlığını alıp az önce oluşturduğumuz overlap'ı yapıyoruz. Bir saniye. Bunu yazıyoruz. Tabii bunu bir referans olarak istiyor. Referansını veriyoruz. Şimdi bu şekilde tamamlanmadı tabii. Burada tekrardan kendi başlığımızı alıp fonksiyonumuzu burada açacağız. Overlap test deyip açacağız ama dediğimiz gibi buradaki içerisini doldurmamız lazım. Bunun içerisi kalabalık olduğundan bunun imzaları var. Bu imzalara erişeceğiz. Onun için kontrol tuşuna bastıktan sonra şuradan bu sınıfa gidiyoruz. Ondan sonra sınıfın buradan da imzaların bulunduğu sınıfa gidiyoruz. Bizi gerekli yere gönderiyor. Burada bizden işte burada alacağımız komponent overlap yani içerisine girdiğimizde çalışacak olan imza bu. Bize lazım olanları da şuradan seçebiliriz. Buradan geldiğimizde blueprint'te gösteriyor zaten overlap komponent adı aktör. Alt tane parametresi var. Şimdi blueprint'te primitive komponent ne çıkmadı? On komponent begin overlap view primitive komponent. Evet buradan itibar alıyoruz. Sonuna kadar gelip kopyalıyoruz. Hash dosyasına giriyorum. Tabi bunun her birisinin arasına virgül koymuşlar. Bizim o virgüllerle işimiz olmayacağı için. Virgülleri siliyoruz. Bu şekilde taslağımızı oluşturuyoruz hash tarafında. CPP tarafındaysa yine tekrardan buraya dolduruyoruz. Öncelikle şimdi bunun çalışıp çalışmadığını test edebilmemiz açısından hemen adır aktöre ulaşalım. If'te adır aktörün valid kontrol yani var mı yok mu kontrolünü bir yapalım. Adır aktörü yazdım buraya. Geldim. Şimdi print stringini C++'da şu şekilde yapıyoruz. Ben bunun için bir fonksiyon oluşturacağım. Void print text olacak ismi. İsmine böyle bir isim verdim. GEngine yardımcımızdan çağırıyoruz. Diyoruz ki add on screen debug message
Şimdi key'imizi verdik. Time'ımızı verdik. F-Color ile ve rengimizi veriyoruz. Buradan printtext'in alacağı şey F-String ve resalsın. Not diyelim biz ona. Notu da buraya veriyoruz. Burada daha kısa yoldan print text yazıp her seferinde burada change in addons screen message deyip buradaki verileri doldurmak yerine bu şekilde kısa bir yol yapabilirsiniz kendinize. Aktör içeriye girdi. Bir not alalım. Ctrl B ile derliyoruz bunu. Ama yalnız bir hata var. Onu hemen düzelteyim. Burada fonksiyon türünü belirtmedim. Void diyoruz. Evet, compile etme işlemimiz tamamlandı. Hemen bunu test edelim. Sahnemizi bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi sphere'imiz oluşmuş. İsmini vermiş. Köke bağlanmış. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Oyunu başlattığım zaman da kaybolmaması gerekiyor. Evet, kaybolmamış. İçerisine geçtiğim zaman eğer içerisinde aktör varsa bize az önce yazdığımız mesajı okuyacak. Evet, aktör içeri girdi. Kırmızı yazıyla yazıyor. Bu da blueprint'imize aitti. Blueprint'imizde gördüğünüz gibi. Şimdi bunun blueprint'teki olduğu gibi birebir aynısını yapacağız. Geri geliyoruz C++'ımıza, Visual Studio'muza. Buradan karakterimizi C++'ını açalım. Burada karakterimize public bir veri oluşturalım. F-String diye bir veri oluşturdum. String veri. Adı da not diyelim ona da. Karakter not olsun ismi. Not olsun ismi. Dolduralım bunu. Not. Bu veriye ulaşacağız. Ama bu veriye ulaşmadan önce aynı Blueprint'te olduğu gibi biz buradan display yani ekrandaki objek ismini yazdıracağız. Onu da göstermek istiyorum. Other aktörün hemen get name fonksiyonunu çağırarak buradan buna ulaşabiliriz. Hatta şuna şöyle de bir şey yapabiliriz. CPP. Bu az önceki blueprint'ti. Şimdi bu CPP de karakterin ismini CPP tarafında bulup yazdıracak. Bu işlemi gösterdikten sonra kes işlemini göstermeye başlayacağım. Hemen şunu bir testimizi yapalım. Evet, CPP 4 person karakter 2. Blueprint 4 person karakter 2. Birisi CPP'de çalışıyor, birisi Blueprint için. Gelelim chest işlemimize. Chest işlemi yapabilmemiz için karakterimizin burada include etmemiz gerekecek. Der CPP karakter ismi. Buradan include. Ders CPP karakter H. Evet, bunu include ettik. Hemen bunu bir veri oluşturalım. Hemen view ders CPP. Ders CPP karakter pointer. Karakter
diyelim biz buna. Karakter adında bir bu sınıftan bir veri türettik. Şimdi bunun ne olduğunu test ederek oluşturacağız. Test işlemi de şu şekilde oluyor. Karakter eşittir. Test diyoruz. Küçüktür, büyüktürün içerisine adır aktörümüzü giriyoruz. Pardon. Buradan A aktördeki karakterimizin ismini, sınıf ismini giriyoruz. Sonra bunu kim olduğunu belirtiyoruz. Burada ne olduğunu, burada kim olduğunu belirtiyoruz. Bunu other aktöre chest etmiş oluyoruz. Chest işlemi bu şekilde. Karakterimizin kim olduğunu, nereden geldiğini belirtmemiz gerekiyor. Ona göre anlıyor kim olduğunu, nereden geldiğini. Yoksa bunu yerleyici anlamaz. Bunu C++ ya da Unreal Engine bu olayı çözemez. Yoksa bunu hepsi her seferinde bu tarz verilerin nereden geldiğini, kim olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Verilerin kim olduğunu, nereden geldiğini bilirsek, onları almayı bilirsek, onların içerisindeki verilere ulaşıp onları istediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Tabi burada her seferinde her aktör için burada hash dosyası yapmak da performanstan kayıp. Yani burada karakterin kütüphanesini başka bir aktör için burada kullanıyoruz. Bunun için interface'ler var, onu da başka bir zaman anlatayım. Şimdi gelelim. Karakterimizde bir tane veri oluşturmuştuk, fstring. Karakter node diye bunu print text'e yazdıralım. Ama ilk önce her zaman bir kontrolümüzü yapalım. Karakter var mı diye. Eğer karakter varsa tekrardan print text diyorum. Buradan fstring notumuzu yazacağız. Karakter notumuzu. Buradan karakter notuna ulaşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ok işareti kullanıyorum burada. Bazılarına nokta oluşuyor ama bu ok işareti pointer anlamına geliyor. Pointer'daki veriler bu şekilde çağrılıyor. Bunu bir derleyelim. Derleme tamamlandı. Bu şekilde buradan da compile ederek derleme yapabilirsiniz. Play diyorum. Karakter not yazıyor burada. Gördüğünüz gibi. Buradan karakter notumuzu da istediğimiz gibi sağ taraftan set edebiliriz. Onun için de karakter notumuzu bir view property'ye bağlayalım. Hızlıca olması için böyle yaptım. View property edit anywhere fstring view property. Bir yazım hatası var herhalde. Buradaki kızarma az sonra geçer. Geçti. Şimdi bunu alalım. Buradan karakterimizi seçelim. Karakterimize buradan karakter notumuzu, bakın buraya geldi. Buradan da set edebiliyoruz. Buradan da doldurabiliyoruz verimizi. Diyelim ki karaktere ulaşıldı ve bu burada diye bir şey yazdım. Şimdi bunun cast etme işleminin blueprint tarafındaki hali şu şekilde olacaktı. Cast
koltuğu. Third person karakter. Şimdi third person karakter diyor ama biz burada der CPP karakter değiştiriyoruz ama bu CPP oluştuğumuzda bu bunun child olarak olduğu için yine onun mirasından faydalanıyor. Şimdi geldik third person karakterde. Edit anywhere demiştik ki bunu veri istediğimiz gibi çekebiliyorduk. İsmini bakalım. Karakter not ismini. Get karakter not ama tabi bunu add blueprint Printable mıydı o? Blueprint'te nasıl yapıyorduk onu? Ulaşabiliriz. Google'dan hafif ufak bir aramayla isimleri aklımızda kalmayabiliyor. Anywhere. Blueprint setting read and read. Read only olsun. Sadece çağırabilelim. Unuttuğumuz zaman dokümentasyonlar her zaman yardımımıza koşuyor. Şimdi compile'ımızı ettik. Oradan karakter notumuz geldi. Gördüğünüz gibi. String'e yazdıracağız. İkisi de cast etme işlemi. Birisi Blueprint tarafında, birisi C++ tarafında. Karakter ulaşıldı ve burada. Karakter ulaşıldı ve burada. Birisi Blueprint tarafında, birisi C++ tarafında. Begin overlap işlemleri bu şekilde. Hem C++ tarafında hem Blueprint tarafında nasıl olduğunu gösterdim. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.